Ramzan TV dahshat deb obunachilar uchun mana 1.5 yil munosabati bilan katta aksiya 30% boshladik. Agarda sizlarga mana shunaqa islomiy sovg'alar kerak bo'lsa, O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi aro dastavka bepul to'lovni chet elda bo'lsa-da kart orqali amalga oshirish imkoniyati bor. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا بتن عالم لنا يردكن ذات ربمز خالقمز رزاقمز الله تعالى حمد وسنالر بزن İki alem sarvarı, süyüklük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yedurudu tahiyyatlarımız salavatu salamlarımız olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem aziz mehmonlar, hurmatli kuyovlarimiz, kuyovjo'ralar, kelinimizni xonadondan vakillar, azizlar, barchalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Bo'layotgan to'yni Alloh o'zi qutlik qilsin, muboraklik qilsin. Kelin kuyovlarimizni umrlarini uzoq qilsin, rizq-ro'zlarini keng, hayotlarini shirin, lazzatli, shariat dini g'allarga munosib hayot qilsin ilohim. O'rtalarda o'qilingan nikoh barakotlik, xayriyatlik, fayzli nikohlardan bo'lib, umrlarini oxirigacha davomiy bo'lishini Xudo o'zi nasib aylasin. Bu to'y sababidan, nikohni sababidan bir-birlariga qarindosh urug' bo'layotgan, quda-anda bo'layotgan ikki oila doim bir-birlariga ahil bo'lsin. Odamlar ko'rganda havas qiladigan quda-anda bo'lsin ilohim. Quda-andachiliklari shariatga, dinga munosib bo'lsin. Endi mana shu joyda mana taomlarni yedik. Birinchi ovqatlar juda ham shirin, juda ham lazzatli. Oshpazlarimizga rahmat. Mehnatlardan Xudo rozi bo'lsin. Mana endi ozgina suhbat qilar ekanmiz. Mana shu suhbatdan keyin Xudo xolasi keyingi taomlarni berishib mana qorakalarimiz kelib qoldilar. Bu qorakalarimizdan foydalanib olamiz. Qur'on tilovatlari eshitamiz inshaalloh. Oxirida yakuniy duoni qilib kuzaymiz Xudo xolasa. Mana Alloh qodir qilgancha Robbimizning kalomidan hozir bu mana bu Qo'shtepa tarafda bir kuyunakanlarimizga ham mana shu ikkita surani tafsirini aytib berdik. Qul a'udzu birobbil falaq va qul a'udzu birobbin nas. Mana shu ikki surani tafsirini aytib berdik. Juda katta foydasi bor-da bu suralarning. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu suralar nozil bo'lganda juda ham ummatimga Parvardigor olam katta ne'mat berdi deganlar. Bu mana shu ikki sura har qanaqangi yomonlikdan qalqon bandaga. Har qanaqangi aziyatdan himoya qiladi. Endi sizlarga e'tiborlaringizga yana bir surani tafsirini e'tiborlaringizga havola qilsak, Xudo xolasa muhabbat bilan eshitib tursalaringiz Alloh o'zi ilhom bersin. Allohning bitta kalomini, bitta oyatini ma'nosini aytish qancha qiyin o'zi asli. Xudo o'zi xato qilib qo'yishimizdan saqlasin. Albatta, olamni kalomiga noto'g'ri ma'no berib qo'yishdan Xudo o'zi panoh bersin. Hozirda siz azizlarni e'tiborlaringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzuyimiz Zalzala surasi. Chunki ko'p joyda buni gapirib beryapman. Ko'p joyda buni ilinyapmiz ko'pchilikka. Shu yerda ham inshaalloh sizlarga baholi qudrat Alloh ilhom qilgancha, bildirgancha Alloh o'zi kuch quvvat bersin, muhabbat bersin. E'tiborlaringizga mana shu surani tafsirini, ma'nosini va bu suradan olinadigan manfaatlar bor, foydalar bor, ibratlar bor. Bu suradan ancha ilm olish mumkin, ancha taqvo olish mumkin. Xudo xolasa shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. 7 oyatdan iborat katta sura emas, kichkinagina mo'jazgina sura. Lekin ma'no jihatdan Qur'onning yarmiga teng.
Bu sure mana cihattan aladigan bo'lsangiz, Qur'onni yarmiga teng. Va savob cihattan aladigan bo'lsangiz, Qur'onni 4dan 1iga teng deydi ulug'lar. Xuddiki Ixlos surasi 3dan 1iga teng bo'lganidek, bu Zalzala surasi Qur'onni 4dan 1iga teng. 3 marta Ixlosda o'qisa, Qur'onni hammasini o'qigan savobini oladi banda. Endi bu Zalzala surasini o'qiydigan bo'lsa, Qur'onni 4 marta o'qiydigan bo'lsa, 4dan 1iga teng deganimizdan keyin 4 marotaba o'qiydigan bo'lsa, Qur'oni Karimni xatm qilgan savobini oladi inshaalloh. Allohning fazli bilan. Mana shu surada Parvardigor olam qiyomat holatini eslatadi bandaga. Qiyomatni boshlanishini Alloh tasvirlaydi. Ko'zingizni oldiga olib keladi. Zora banda qiyomatni eslasa, zora banda ertaga hashrda, nashrda eslasa, hisob kunini, hisob kitob kunini, qiyomat kunini yodiga olsa va shuni orqasidan gunohlardan tiyilsa, Allohga iymon keltirsa, namoz o'qimayotgan bo'lsa o'qisa, ibodat qilmayotgan bo'lsa ibodat qilsa, Allohdan qo'rqsa deb mana shu surada Alloh qiyomat holatini bayon qiladi. Bu surani fazilatlari nihoyatda ulug'. Kim ichlarimizda agar bilmaydigan bo'lsa darrov yodlab olinglar. Darrov yodlab, hozir shunday zamonki Qur'onni Karimni bilmaslik, o'qiy bilmaslik uyat zamon bo'lib qoldi hozir. Xudoga shukr, mana Qur'on kurslari ochildi, arab tili kurslari ochildi, borib o'qinglar, harf taniyinglar. Qur'onni o'qish shunday oson narsa. Juda oson. Parvardigor olam astaezu billah va laqad yassalnal Qur'ona lizikri fa hal min muddakir. Men Qur'onni zikr uchun o'qib tilovat qilish uchun yengil qilib qo'ydim. Qani bormi o'qiydigan? Qani kim o'qiydi? Qani o'qisinchi deyat Parvardigor. Nihoyatda oson. Qiyinni bilmang buni. U qiyin, u faqat qorakalar biladi endi buni. U osmonda yulduzni bilmang. Nihoyatda oson Qur'onni nima qilish. Mana shu qo'limdagi vilkani ko'rib turibsiz-a? Mana qarangda, to'g'ri chizig'i, mana shu A degan. Buni yotkizib turib, tayiga bitta nuqta qo'yib qo'ysangiz B bo'ladi. O'sha nuqtani tepaga ikkita qo'yib qo'ysangiz T bo'ladi. O'sha nuqtani 3 ta qilib qo'ysangiz S bo'ladi. Necha sekund vaqt ketdi? 4 ta harf bo'lgani bo'ldingiz. Qur'oni Karimda 28 ta harf bo'lsa, Qur'on harflari 28 ta bo'lsa, 4 tasini o'rganib bo'ldingiz, 10 sekund vaqt ketmadi. To'g'rimi gapim? Mana o'rganib bo'ldingiz. A qanaqa ekan? To'g'ri chiziq. B chi o'sha chiziqni yozib turib, tagiga nuqta qo'yib qo'ysangiz B. O'sha Boburdagi B, Bismillahdagi B, Bismillahir Rohmanir Rohimdagi B. Demak, Qur'oni Karimni 10 sekunddagi 4 ta harfni o'rganayotgan bo'lsangiz, 2 oy bo'lsangiz bemalol o'qiysiz sharillatib. Baholasa. Boringlar, mana kurslar ochilib ketdi. Bemalol boring, to'lovini qiling, gruppa to'lsa bo'l, chaqiradi darsga, o'qituvchilar bor. Rasmiy qochmaysiz, bekinmaysiz. Top-toza yorug' xonalarda o'tirasiz, ro'yxatdan o'tib o'qiysiz. Mazza-ku. Boringlar azizlar, o'qinglar, vaqtingizni ketkizmang. Ertaga qabrga kirganingizda, oxiratga borganingizda, Xudoning huzuriga borganingizda bu suralar o'qigan oyatlaringiz nihoyatda asqatadi inshaalloh. Qabrda nur bo'ladi, Xudo xolasi. Mana o'sha yerda svet o'chib qolsin-chi, to'polon bo'lib ketadi. Qop qorong'i bo'ladi. To'yxonani yorib turgan bu qandillarga qarang, chiroqlarga qarang. Qur'oni Karim mana shu qabrizga shu qandil bo'ladi qiyom qabrda. Mana qandilga qarab tafakkur qiling, qana chiroyli. Qarang, billurga bunaqa yo'q o'xshaydi mana hali. Nima deydi? Qimmat bilan qimmatda endi har bir. Mana shu to'yxonani yoritayapti. Xuddi o'shanga o'xshab qabringizni yoritadi o'qigan Qur'oningiz. O'qing, o'rganing va mana shu o'qishimiz, bilishimiz lozim bo'lgan suralardan biri mana shu Zalzala surasi. Asa Zam suraga ham qisqagina Zam sura qilishga ham qulay. Parvardigor olam bu oyatlarda bandani qiyomatga yaqinlashtiradi, qiyomatni eslatadi, qiyomatni boshlanishini ko'zingiz oldiga olib kelib, tasvirlab aytadiki: "A'ud billahi minash shaytonir rojim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Vaqtiki yer qattiq zilzila bo'lgan paytda, vaqtiki yer qattiq larzaga kelgan paytda, va akhrajatil ardu asqalaha,
va yer o'zini ichidagi jamiki boyliklarni tashqariga uloqtirib chiqqan paytda, chiqargan paytda yerni taydagi tillo bormi, kumush bormi, boylik, neft bormi, qanaqangi boylik bo'lsa ham qiyomatda yer o'zidagi ichidagi narsani tashqariga chiqarar ekan. O'liklar bormi? Maqolal insonu malaha va inson bu holatni ko'rib ajablanib, bu nima endi, bu qana holat ekan degan paytda yawma izin tuhaddisu akhbaraha, ana o'sha kunda yer o'zini xabarlarini beradi. O'sha kun qiyomat bo'ladi. O'sha kun hisob kitob kuni va ana shu kunda yer o'zini ustida qilingan hamma amallarni gapiradi Allohga, deyapti. Qaysi banda o'zini ustida solih amal qilgan bo'lsa buni gapiradi. Namoz o'qigan bo'lsa gapiradi. Ustida zino qilgan bo'lsa gapiradi. Ustida o'g'irlik qilgan bo'lsa gapiradi yer. Hammasini Alloh taologa so'ylab beradi yer, deydi. Qiyomat kuni mana shu kun bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Buni sababi Alloh bunga buyurganda, yerga amr qilganda, gapir deganda, Robbingni amri bilan bo'layapti bu ishlar, deyapti. Yerni zilzila kelishiyu, ichidagi narsani hammasini tashqariga chiqarib qo'yishiyu va o'zini ustida qilingan hamma gaplarni xabar berishiyu, gapirishiyu, bularni hammasini ortda nima turibdi? Parvardigoringni buyrug'i turibdi. Robbingni irodasi turibdi. Parvardigor shuni iroda qilib, shuni buyurgan. Yerga shuni buyurgan. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan li yuraw a'malahum. Qiyomat kunida insonlar mahshargohga turli xil holatda kelurlar. Turli xil firqa-firqa bo'lib, har xil bo'lib kelurlar. Bu dunyoda har xil bir xil bo'lmayapti-da. Qiyomatda ham Allohning huzuriga kelishimiz har xil bo'ladi. Bu dunyoda amallarimiz bir xil emasmi? Kimdir ko'proq, kimdir ozroq, kimdir o'qiyapti, kimdir o'qimayapti, kimdir qilyapti, kimdir qilmayapti, kimdir o'g'ri, kimdir to'g'ri degandek, bu dunyoda maqomlarimiz, darajalarimiz har xilmi, oxiratda ham Allohning huzuriga har xil kelar ekanmiz. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Bu ikki oyatni qarang. Ulamolar aytadiki, Qur'oni Karimdan mana shu ikki oyat nozil bo'lsa ham yetardi o'zi, deydi. Qur'on, butun boshli Qur'on nozil bo'lmay, shu ikki oyat nozil bo'lib xolos Alloh tarafidan. Yetadi bandaga, deydi. Bandani hidoyat topishga yetadi mana shu ikki oyat ham. Faman ya'mal. Demak, qiyomat bor ekan, hisob kitob bor ekan, mana shu holatlar bor ekan, demak kim hayoti dunyoda zarra misqolicha yaxshilik qilsa unga mukofot berilur, deyapti Alloh. Uni mukofotini, yaxshiligini ko'radi. Va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kim birovga bu dunyoda zarra misqolicha yomonlik qilsa ham unga jazo bor, deyapti Alloh taolo. Qarang, zarra misqolicha yaxshilik qilsangiz ham, zarra misqolicha yomonlik qilsangiz ham Alloh taolo buni yaxshiligini ham beradi, mukofotini ham beradi, taroziga ham qo'yaman, deyapti Alloh. Mana shu zalzala surasi mana. Tasavvuringizga keldi, qisqagina surani lo'ngagidan ma'nosi tasavvuringizga keldi. Endi qarang. Parvardigor onam bu oyatda surani boshida iza zulzilatil ardu zilzalaha, qiyomat zilzila bilan boshlanishini aytayapti Parvardigor, zikr qilyapti. Endi shu yerda o'tirganlar hammamiz bir o'ylaylik. Oxirgi marta yer qimmillaganda, bu dunyoniki bir 3 bal, 4 bal yer qimmillaganda qay holatga tushgansiz? Qani bir esling. Esladingiz? Bir qora akam aytmoqchi, Toshkentda o'qiyotgan paytimizda bir yil qattiq qimmillagan yozda. Yozida. Adashmasam 2015 yoki 2014 yillari. Murattab qori, xudodan eng qo'rqadigan odamni holini qarang. 7-chi etajda turuvdim. Bir yil qimmillab qoldi. Derazalarim deydi, dirillab ketdi deydi. Endi deydi 7-chi etajda vahima bo'lar ekan deydi. Domda uch aqabaqa borib kelyapti 1-2 metr deydi. Ko'zim bir ochib qarasam, podyezdda turibman-u, pastda turibman-u, bolamni ham o'ylamayapman, xotinimni ham o'ylamayapman. Ikkita qizi xo'p, Qashqadaryolik qora akamiz edi. Fatima, Husan o'g'li bor edi. Bitta qiz, ikkita qiz, bitta o'g'il edi, xullas-kanon.
Şuna şirin şirin farzandan ham o'ylamayapti qarang. Bu dünyanın zilzilasiki o'z balani unutib qo'yapti. Siz ham bir o'ylang-da, oxirgi marta qana qachon bo'ldi? Haligi qulayotgan samolyotda ates bo'lmaydi degan gap bor, eshitganmisizlar? Samolyot qulasin-da qani o'sha xudoying maymundan tarqalgan biz degani ham ey Alloh deboradi, ey xudo debora. Qulayotgan samolyotda ates xudosiz bo'lmaydi deydi. Bandani tabiati shunaqaki, bandani tabiati o'zi bir kuchlik bir narsaga suyanishga moyil qilib yaratilgan o'zi. Demak, o'z tabiatan biz Parvardigor olamiga suyanishga shunaqa yaratilganmiz, tabiatimiz shunga moslashtirilgan o'zi. O'shaning uchun o'z samolyot qulasin-da. Men o'sha Darvin ham, boshqasi ham hammasi ey Alloh xudo debora. Yer qimillaganda ham mana shu holat bo'ladi. Shuning uchun ham bu yer qimillayotganda nima uchun qo'rqyapmiz? Nima uchun qalbimiz kalima aytmagan odam qolmaydi? Bir 6 bal, 5 bal qimillasin-da, Xudo saqlasin avvaloyu, Xudodan panoh so'raymiz-da. Iloyim bo'lmasin, bu ham Xudoning bir balosi-yu, endi ancha joyimiz talofat ko'rib ketadi. Lekin shunaqa zilzila bo'lib qolsin-da, kalima aytmagan banda qolmaydi. Kayibdi, kayib tarqab ketadi. Çünkü o zilzile bu halet kıyametin haletlerinden biri bu. Kıyamette haletlerinden bir de halet bu neresi. Parvardigar alem başka surasında Euzubillahimineşşeytanirracim Ya eyyuhannas uttaku rabbekum inne zelzelete sa'ati şey'un azim. Ey insanlar Xudoyingizdan korkun, Rabbinizden korkun, Allah'a takva kılın, amelizi kılın, ibadatizi kılın, kıyametki tergeliğinizi körün. Zira qiyomatda zilzilasi bu juda katta narsa, bu hazillashib bo'ladigan, hazillashadigan narsa emas. Bu qiyomatda zilzilasi haligi habirga bo'ladi deydigan ish emas. Qiyomatda zilzilasi bu kichkina narsa emas, katta narsa deyapti Alloh taolo. Ya umma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arza'at va tad'u kullu zati hamlin hamlaha va taron nasa sukaro ana o'sha kunda qiyomatda zilzilasi buyukligidan qiyomatda zilzilasining vahimasidan dahshatidan ya umataronaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at bu bolasini emizib turgan ayol shu bolasi uchun butun dunyoni kerak bo'lsa almashishga tayyor bo'lib turgan mehribon mushfiq ona kerak bo'lsa o'sha emizib ko'kragi bilan sutib berib turgan bolasini esdan chiqaradi deyapti qarang Hali qorakani misolida 7-chi etajdan qana tushganini bilib tushib deydi, ikki qizimni o'ylabman deydi. Yer qimillab, hamma yo'q to'xtab bo'lgandan keyin, ey qizimdan, qizim o'g'lim, xotinim nima bo'ldi ekan deb keyin o'yladim deydi, qarang. Ha, demak bu dunyoda isboti bo'libdimi? Qiyomatda, qiyomatda zilzilasi bu dunyoning zilzilasidan qancha ustun ekan. Farzandini emizib turgan ona farzandini unutadi. Esdan chiqarib qo'y. Hozir bitta farzandni sut ko'kragi bilan to'ydirib turgan onaga kelib, butun dunyoni beraman deb bolasini bermaydi. Butun dunyo tasavvur qiling. Bitta jentra 10 ming dollar, 20 ming dollar emas, butun dunyo boyliklarini beraman, ber farzanding deb ko'rinchi onaga berarmikin? Bor ishingni qil deydi, men qiynalib tuqqanman. Onani mehri shu darajada. Bu onani mehri, otani mehri qolmaydi qiyomat kunida. Shunaqa dahshatli kun azizlar, buni tasavvuringizga keltiring. Shunaqa kun bizni kutib turibdi-da azizlar. Shunaqa kun bizga tobora yaqinlashyapti-da azizlar. Buni his qila bilish kerak. Bu narsani bir issiq tanangizga o'ylab ko'rishingiz kerak. O'tirib bir o'ylab ko'rish kerak. Rasululloh tirikmisizlar? Bunu ölüp görürler. Özleriniz bir hesap kitap görür. Bunu tefekkür kılış gerek. Bunu kança öyle yani ise imanız bak kuvvetleşip bana. Tefekkür bilen iman azgılanır. Yevme taravunaha tezheru kullu murdi'atin amma arda'at ve taza'u kullu zati hamlin hamleha. Hamiledar ayarlar o günlük kurgucudan hamilesini teşef koyar diyor. Hamilesini tutup koyar. Va taron nasa sukara va insonlarni mas holatda ko'rursan.
وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ Ular özü aslı bas emezler. Kayıp bas ular. Allah'ını bu kıyamet gününü azabı, dahşete şuna kengi ne buldu? Ularını kuddu kayıp ki uğuşam, maske uğuşatıp koydu dedi. Parvadigar alam ham bu zelzele sure. Zelzele suren namaya bu zilzele diyen. Kıyamette zilzele. Bu surenin bu namıyla başlanışı hem o biz gözümüzü açıp koyuş gerek, yukumuzu kaçırıp koyuş gerek de işte. İzâ zulzîletil arzu zizâleha. Vakti ki yer uzunu, hani şunda katta hacmi, katta bir mesafesi, katta bir meydanı masraf işte zilzile bu sehe. Ve ahracatil arzu azgâleha. İkinci ayette ne dedi? Yer, vakti ki kıyamette uzunu içindeki nâselerden ne taşkarıge? Çıkarsa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytdilar ki, xuddi bir ustunlarni ko'rganmisiz? Yer yoriladda, o'sha bamisol ustunlarga o'xshab tillok kumushlar otilib chiqadi tashqariga dedilar. Yerni tagidagi tillok, kumush, boylik, neft, qora oltin bo'lsin, sariq oltin bo'lsin, juda yer tagida boylik ko'p azizlar. Shu kumushlar ham, gavharlar ham dünyadaki en kıymet taş ne var uzak ayısı? Kimde var? Ne mi bu sayın? Hemesi yerde aslında da. Şunların hemesi kuduyu gibi üstün bir misali Osmanlı atılıp yer tepesine çıkıp falan. İnsan yerini tepesinde turpağı kana har bulsa. Bana az taşkarıda bir üyüm turpağı bulsa kim? Etibar vereyim. Bir tepe o'tkazib yapmiz, qo'poqlar aytgan. Yoki yer tepasida turgan toshlarni ezib-ezib o'tkazib yapmiz. Bir tinga qimmat u toshlar, to'g'rimi? Kimga kerak u tosh? Qiyomatda xuddi shu holatga tushadi. Tillo kumushlar o'shunaqa keraksiz, eng narxi past narsaga tushadi. Kerak emas, otilib yer ustida yotadi. Shunday dedilar Rasululloh alayhissalotu vasallam hadisda. Namoz o'qimagan inson kelib doddi o'sha tilloni ustida turib yig'laydi. Shu kumushni ustida turib yig'laydi. Ey Xudo, bana şu tıllanı dedim ben namazlarımı kaza kıldım mı dedi. Bana şu kümüş dedim ben sileyi rahimde üzdüm mü? Eki ökü uğruştum mu? Şunu dedim. Şu tıllanı telaşıp ben bir insanı öldürdüm mü dedi katil gelip. Yine bir uşa ne mi günah kıyam bu sayım? Ey Huda ben şu dünya arzımız şu nesele dedim ben namazımı kaza kıldım mı? Adam öldürdüm mü? Sileyi rahimde üzdüm mü? Aka uka opa singillar shu pul talashib urushdingmi ya? Deb u yerda yuziga chiqib qolgan tillo kumushlarni ustida turib dod deb yig'laydi dedilar qarang. O'sha kunda biz yig'lamaylik azizlar. Ha, yaxshi ham bu narsalarga chalg'imasdan namoz o'qigan ekanman deylik azizlar. Bu sizga nasihat. Bu hadis bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bu nasihat bu, yollanma bu, sizu menga tarbiya bu. Hali o'sha namozlaringiz qazo qilayotgan, qo'shningizga azor berayotgan, o'sha pulni deb, tillani deb, do'stingizni ko'nglini og'ritayotgan, o'shani deb qancha-qancha roza tutmayapsiz mana Ramazonda, o'shani topaman. O'shanga yetaman. Tarobiyaga kelmay, xatmi Qur'onga kelmadingiz. Qancha-qancha go'zal ishlardan qolib ketyapsiz shu. Şularda da hali kıyamette afsus çekip kalmayalı. Hali bunlar hamasi yerde tepesine çıkıp ahiret günü de hazır uşa yer tepesine taş kana kadersiz bu sözü kadersiz nesine eğlenip yeterdi hamasi dedi. Ana uşa günde kıyamet günü buladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste ettiler. Yevme izin tuhaddithu akhbaraha. Ana uşa günde nime yer uzun üstte kılıngan nimelerde yapırdı. Hali çeyim anam. Namaz okuyabiliriz de yerde üstüde. Bana şu, bana hazır ayızlar hamiz tasavvuk olayım. Ayağınızı teyliyim o kafiyle. Kafiyle yer diye düşünüyorum. Mesela kafiyle yer hali kıyamette yapar. Bana üstümde durup mesele kıyken, yakşilikke büyürken ya eşitken de bu da halis. Salih amel kıyken bu siz ayağınızı teyliyim bir karıcıya kıyamette yapar. Uçan için uluğlar etedi ki mescidde namaz okuyduğun ona bitti cahide uzge lazım tutamazsın deyin. İlla billah maşa ne ben tayda okuyayım ben değil mi? Üstün tayda okuyayım ben. Ha dese maşa derezen tayı ben iki. Aşkına joy talesi diyen ne bala? Joy talesi mi namaz? İbadette namazda her katta okuyayım.
İlacı bolsa peşinde metni okuyan bolsayız, peşinde sünnetini sen nalakta okuyun. Bir metre aldıya, bir metre arkaya turu alın. Bana bu peşaneyiz tekken yerler köp bolsun. Hatta bazı oğlular etedik ki, bu gilamge bez, töşekge bez, yerde uzige sacaksın bende. Dalada okuyun. Her gün bir su, bir dehkançılığı, bir seferge çıkıp alıyor. Bu cehennemiz yok. Bu şart bir yerde okuyun ki. Hakiki şey yerde secde kıladigan bo'lsangiz hakiki Allohga xorlik his qilasiz o'shanda qalbi. Sajdadan murod nima o'zi? Sajdadan murod Parvardigor olamga tazallul. Tazallul degani xokisorlik degani. Biz qimmat kiyimlarni kiyib nima deydi hali oyoq bossa botib ketadigan gilamlarga sajda qilyapmiz. Unda tazallul ma'nosi xokisorlik ma'nosi juda kam. Yerga sajda. Oyoq kiyimda bo'lsa ham namoz o'qing. Oyoq kiyimda namoz o'qish ham sunnat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam seferge çıkanlarda cüde köp halette işte, ayağlarda, kövüşlerle bilen, etiklerle bilen namaz oku genler. Ve bazı da ayak kıyım bilen namaz okuştaki büyür genler. Çünkü sizlerden başka insanlar ayak kıyım bilen namaz okumaydı. Bunlar ibadet peyde geçip koyadı. Müslüman bu manyen başka adamlar. Siz ayak kıyım bilen namaz okup durun diye genler aslında. Hacathaneye kirgenmendisiniz. Yani hacathaneden çıkıp yerge çıkanlardı ki o ha? Pak bulup gider. Ayak giyimiz yerge işgalen yanında pak bulup. Şunun için bazı bu dalapalarda bu peşenlerini yerge koyup turpağı bulsayım, çengi bulsayım, secde kıptırın ki ayak giyim bilene namaz okudur. Bir an bir de hakisarlığı da manası bulup. Secdeden maksat o şey oz. Allah'a hakisarlık. O da ki oziyizi pes alışlık. O bana şu mana bende de kanca tam ve kanca yüksek bu gençleri bendedeki ibadette lezzet şuna küçüğe bir barat. Benim olan hukmetten yerge secde kılıyorum. Yani şu yer kıyamette hala tılge kirip Kuddu siz bilen ben kanay kılıp, lütuf kılıp yapırken bu sey Kuddu şunaki yapıradı hala yer kılıp olur. Bana şu Yevme izin tuhadithu akhbaruha kıyamet günde yer yapıradı. Bana şu ayetin tafsiri de İsmail Hakkı el-Brusavi eterler. Ruhul Bayan tafsirini müsennif eterler ki ey bende közini aç. Allah Teala bu ayette kıyamette seni ameliğini haberini verip gepereyen bitti yerine zikir kıldı. O da aslı yetti de nasıl vardılar. Hani. Kıyamette seni amellerini Allah'ın gepereyen verip bitti yer bas. Ne isteyken? Bir emez, iki emez, üç emez, tör, beş, altı emez, yetti de nasıl var. Birincisi kayısı şu yer. Hop bana yerdir, abdüreli birincisi. Birincisi mekan. Yani o şey ya savab kıyan ya günah kıyan örneğin. İkincisi ya savab kıyan ya günah kıyan vaktin dediler. Künün dediler. Ana şu kün ham kıyamette yapardı hala. Ana şu dakika, ana şu saat, tün bosa tün, kün bosa kün. Yapardı kıyamette hala. Allah tılge kirgizip koyar. Ayağın tayyideki yer yapardı. O şey günah savab kıyan vaktin yapardı. Bana o insanlara yuvahlı bilgen tilin yapardı hala. İşte buldu mu? Beden azaların yapıradı hal, kulların yapıradı. El mekan, el zaman, el lisan, el erkan, törüncüsü erkan. Yani bedenlerin, kulin bilen günah kıyam olsun, kulin yapıradı. Kulağın bilen nâğmelerini, lağvularını sökün işte, bimani bedesil, kuşu, musikalarını isken olsun, hal kulağın yapıradı. Tilin bilen sökünge olsun, tilin yapıradı. Töt de bu. Hala sana üstünde her bitti işte yazıp duyguyen farişteler yapıradı. El melekan, beşincisi. Farişte yapırır. Yuvahlık verir. Her haletini, sekund ve sekund, kadem ve kadem, yatken iniyem, turgen iniyem. Bu bana şu iki farişte yazıp durgen divan var hali. Altıncısı meş. El mekan, el zaman, el lisan, el erkan, el melekan, el divan. Bana. Altıncısı. Bu farişteler yazıyken kitap var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hâzâ kitâbuna yantiku aleykum bilhaqqi dedi Allah. Hali bu kitabımız siz hakizi yazılırken namayı amal, her benden uzun namayı amal. Kıyamet günü hak, hemen işte, o kızmayı, tam hızmayı yapıp söyleyip veren. Bende onu kuleye ayende, mâli hâzel kitâbi lâ yugâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ ahsâhâ deydi. Bu kana kitabı gene bir, kiçkinesini yem, köttesini yem, kaldırmayı kısal kitabını yazıp diye deydi. Hani, Sûre-i Kehf'te gelin. Bu fasiller kiçkinesi ne demek? Kattası ne demek? Kiçkinesi insanın düşünce ki tebessüm kıyan. Kattası ki o avaz çıkarıp külgen.
Tabassum qilayotganingiz gacha yozadi. Xandon otib ovoz chiqarib kulayotganingiz gacha yozadi. Shuni ham hisobini qiladigan kitob bor. Bu 6-si divan yozilyapti. 7-si Ar-Rahman, Allohni o'zi Parvardigori olamda o'zi gapiradi. Hali qilgan savoblaringizni Allohni o'zi eslatadi. Qilgan gunohingizni Allohni o'zi eslatadi. Esingdami banda? Falon joyda masala eshitding, esingdami? Falon joyda masala bo'layotgan paytda eshitmay gaplashib o'tiruvding, esingdami? Ha, esim. Esingdami falon joyda men uchun qo'rqib, Xudo uchun men uchun yig'lab hech kim ko'rsatmay, mendan qo'rqib yig'lagan joying bor. Ha, esim. Gunohlarimizni ham eslatadi Parvardigor. Esingdami falon gunohni qilding? O'rtaning qaramay turganda pulini olib qo'ygansan. Bir joyda telefon o'g'irlagansan, birovni haqqidan yegansan. Birovni haqqi sendan qolib ketgan. Mendan qo'rqmagansan. 7-chi Parvardigor hamma amallarimizni bizga so'ylab beradigan, demak, shohidlar dedi. Endi bularni otin shavohid, ya'ni guvohlar 7-chi Parvardigor. 7 ta Ismoil haqqi burusa aytalay, bitta yer bas mana, yer, vaqt, til, a'zolaring, ikki farishta va ikki farishta yozayotgan divan va Allohning o'zi. 7 ta narsa seni hali qiyomatda har birta qilgan ishingni gapiradi. O'zimiz tilda aytganda 7 ta kamera 7 tarafimizdan yozib turib ekanda endi. Hozir eng zo'r do'konda ham 7 ta kamera yo'q, 3 ta, 4 ta qo'yishyapti, to'g'rimi? Bitta har birimizni o'zimizda 7 tarafimizdan bu kamera zapis qilib yozib turib. To'kib tugamaydi bu. Onangizni qondadaligingizda ham zapisni boshlagan. Tug'ilayotganingizni ham zapis qilgan. Katta bo'layotganingizni, uylanayotganingizni ham zapis qilgan. Ishga kirayotganingizni pora bilan kirganmisiz, nima ibodat qilyapsizmi, yo'qmi? Bekinib sigaret chekyapsizmi, bekinib nasha chekyapsizmi? Odamlardan bekinib qumor o'ynayapsizmi, zino qilyapsizmi? Namozga bomdodga uxlayotibsizmi? Hammasini yozib turibdi. 7-tasi yozib turdi. Hali 7 tarafdan gapiradi qiyomat. Ismoil haqqi aytadilarki, ey banda, ko'zingni och. Shuna kun turibdi oldingda, shuna holat turibdi. Qana qilib bemalol Robbinga yana osiy bo'lasan? Yana qana qilib bemalol Robbinga gunoh qilasan deydi. Qilmaylikda azizlar, bu gapdan keyin nasihatlanaylikda endi azizlar, namoz o'qiylikda birodarlar. Yawma idzin yasturun nasu ashtatan li yaraw a'malahum. Amallarini yo yaxshilik bo'lsa yaxshilik mukofot yo jazosini ko'rish uchun insonlar qiyomatda qabrdan Allohning huzuriga mahshargohgacha turli xil holatda keladi. Emgalab keladigan inson bo'lar ekan. Oxirasida chiroyli, chiroyli, nurli, to'g'ri yurib keladigan odam bo'lar ekan mahshargohga. Emgalab keladigani bo'ladi. Yuzi yorug' bo'lgan holatda keladigani bo'ladi. Yuzi qorong'i, ya'ni yuzi bir qoraygan holatda keladigani bo'ladi. Hattoki Rasululloh aytiladiki, yuzida yurib keladiganlari bo'ladi. Yuz. Mana u betida yurib keladiganlari bo'ladi mahshargoh. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim dedim Alloh taolo. Yuzida yuz tuban yurib keladigan to'g'ri yo'ldami yoki sawiyan tekis. Alloh qana yurishlikni amr qilgan bo'lsa xuddi shuna yurib kelgan qaysi biri to'g'ri yo'lda deydi Alloh. Demak, qiyomatda ba'zi insonlar aytilgan haq gapni qabul qilmasa yuzida yurib keladi. Qiyomatda Xudo saqlasin, tili osilib eng jirkanch holatda bu dunyoni jamiki dengizlarini yu anhorlarni suvini ichkizib olsangiz ham chanqoq qolmaydigan holatda, chanqagan holatda keladiganlar bor qiyomatda. Bu kim desa, bu dunyoda aroq ichganlar deydi. Bu dunyoda Alloh harom qilgan narsalarni tanovul qilganlar. Tili osilib, 7 qarich osilib hakkillab kelar ekan. Qo'lida qadahi bo'ladi, mana joyda ichgan shu shishasi osilib bo'ladi deganlar. Ko'zingizni oching, tavbangizni qiling aziz. Ichak chavog'i osilgan holatda keladiganlar bor qiyomat. Qo'lida qaychi o'zini badanidan go'shtini qirqib, o'zi yeb keladiganlari bor. G'ibatchilarda odamlarni orqasidan ig'vo qilib, odamlarni orqasida "Ha, palonchimi, eshitdingizmi, nima bo'pti? U bo'pti, bu bo'pti."
Qaytadir bittasi bilan ushlab u bo'lib mana ayiblarni ko'vlab, mayli aybi bo'lsa yashiring, gapirmang. Alloh kechiryapti-yu. Alloh bekityapti-yu. Siz nima qilasiz? Yo'q. G'ibatchilar, ig'vochilar, chaqimchilar. Qo'llari tirnoqlarini o'rnida qo'rg'oshindan bo'lgan tirnoq bo'ladi. Temirdan bo'lgan tirnoqlar o'zlarini yuzlarini tintalab, badanlarini tintalab o'zlariga aziyat bergan holatda keluvchilar bor qiyomatda. Yuhsharun nasu ala ma matu. Nima bu dunyoda qanaqa amal qilgan, qaysi ko'p gunoh, qaysi ishni ko'p gunoh qilgan, qaysi ishni qilgan bo'lsa, qaysi gunohni qilgan bo'lsa yoki buni bil aks teskarisi qaysi solih amalni qilgan bo'lsa shu bu dunyoda qanday yashaganiga qarab hashr qilinadi deganlar Rasululloh. Qori bo'lsa Qur'on tilovat qilib keladi. Haj qilayotib o'lgan bo'lsa labbaykani aytib turiladi. Allohning huzuriga labbayka aytib keladi deganlar. Qur'on tilovat qilib keladi, qarang. Yuzi 14 kunlik Badr kechasidagi oy bamisoli nurli keladiganlari bor. Quyoshga o'xshab keladiganlari bor yuzi. Bu dunyoda qanaqangi amal, qanaqangi solih amallarni qilgan bo'lsa banda qiyomatda ham xuddi shu holatda keladi. Yaqinda bir ajoyib gap o'qib oldim. Qiyomatda Alloh taolo jahannamning ustiga sirot degan ko'prikni tiklaydi. O'sha sirotni ustidan hammamiz o'tamiz. Ishonasizmi, hozir sirotni ustidan o'tyapmiz hammamiz. Ana shu jahannamning ustiga qurilgan sirotdan o'tyapmiz hozir. Siz qanday yashayapsiz? Qiyomatda o'sha sirotni ustidan o'tayotganingizda, o'sha jahannamning ustiga qurilgan ko'prikning ustidan o'tayotganingizda bu dunyoda qanday yashashingizga amal qilganmisiz yo'q, ibodat qilganmisiz yo'q, Xudoning amrlariga bo'ysunganmisiz yo'q. Xuddi o'shanga qarab bu dunyoda hozir yashayapmiz, hozir o'tayapmiz sirotdan, bir misol. Hisobingizni qiling, qanday yashayapsiz, o'tayapsiz. Bu dunyo oxiratda biz hozir o'tayapmiz degan sirotdan qarang. Juda ajoyib gap o'qib qoldim, go'zal. Yo, to'g'ri-da, qarang, bu dunyoda qanday yashayapsiz? Xudoning amrlarini qilyapsizmi? Namoz bormi, ibodat bormi? İçkilik çekirliğinden uzağa mısınız? Bu sırattan yakışı ötüyorsunuz eken de. Bu dünyada kıyan hayatınızda harap durup da çakım ağdaki ötkizi var adı. Kurbanlık, bana yakında kurbanlık. Kurbanlık kıyan bu sözü Zuhayyakum matayyakum yevmel kıyamel ala sıratı diyen de. Zuhayyakum ala sıratı matayyakum. Kurbanlık kıyan bu sözü sizi ala ötkizi koyuyor. Nasıl bu adı? Sıratı üstünden kurbanlıklar izleyen. Bu dünyada Xudoni zikr qilgan bo'lsangiz chaqmoqdagi o'tasiz. Xudo saqlasin, u sirotni ustidan yiqiladiganlar ham bo'ladi. Bu dunyoda yiqilyapsizmi? Bu dunyoda qoqilyapsizmi? Allohning amrlarini, itoatlarini, buyruqlarini qilmayapsizmi? Demak, yiqilyapsiz sirotdan, bamisol. Bamisol sirotda yiqilyapsiz hozir. Qiyomatda yawma idin yasturun nasu ashtatan li yara a'malum. Har xil holatda keladigan ilohim Alloh taolo hammamizni yaxshi holatda kelishimizni Xudo nasib aylasin o'sha kunda. Va oxirgi ikki oyat qoldi. O'sha aytganimizdek, oxirgi bu ikki oyat nihoyatda fazilatli. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salomning huzurlariga bir inson kelib, "Ey Allohning rasuli, Qur'ondan bir nima menga o'rgatib qo'ying" dedi. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom, "Xo'p, u falonchiga borgin, meni aytgin, men nomimdan borgin, senga Qur'ondan bir narsa o'rgatib qo'yadi." Haligi kelgan inson Rasulullah buyurgan insonni oldiga bordi. Rasululloh aytdilar, Payg'ambar alayhissalom jo'natdilar, menga Qur'ondan bir oyat o'rgatib berarkansiz. U inson o'rgatdi. Ha, o'qing. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Mana shu Zalzala surasining oxirgi ikkita oyatini o'rgatdilar. Kimiki zarra misqolicha. Mana shu to'yxonalarimiz hozir havolada million million zarralar uchib yuribdi. Ko'zga ko'ringan yo'q. Qancha og'irligi bor ekan u? Qancha gram? Qancha og'irligi? Ko'zga ko'rinmayapti, uni og'irligi bor. Bor ekan-da. Minus qancha-qancha noldan keyin virgul qo'yib tur, qancha-qanchadir grami bor ekan-da. Alloh aytayapti-ku, uni misqoli bor, uni o'lchovi bor deyapti. Zarrani ham o'lchovi bor. Zarrani ham o'lchovi bor. Ana shu kim zarrani og'irligicha yaxshilik qilsa ham men mukofot beraman, savob beraman unga. Bitta nonni bir
bir burdasini ihson qilishni qo'ying. Zarrani ihson qilsangiz, zarrani sadoqat qilsangiz, zarracha yaxshilik qilsangiz ham unga mukofot beraman degan. Bu juda katta bashorat bu narsa. Va buni teskarisi bir aks zarracha yomonlik qilsangiz ham unga jazo beraman. Shu ikki oyatni o'rgatganlarda haligi talaba deylik, ya'ni kelgan talaba hasbiydi. Hasbi yetadi menga shu ikki oyat. Şu iki ayet menge yeterdi deyip, ketu vardı, kaytip kemendi deyip. Haliki qari sahabeyi kerip, ey Allah'ın Resulü, beni aldım ki bir kızı adam. Şu iki ayette uğrayasam, bu oldu hasbi menge yeterdi deyip, kerip, etteden kaytip deyip kemendi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, mübarek başlarını kımırlatıp, fakihe dediler, düşünüp dedi. Ayette manasını düşünüp dedi o insan. Naqa tushungan odamga yetadi shu ikki oyat. Siz bilan men tushunmayapman. Butun Qur'onni tafsirini aytib olsa ham o'tiribsiz. Bitta tukimiz qimillagan yo'q. Agar Qur'onni tushunsangiz, oyatni tub ma'nosiga boradi, tushadigan bo'lsa, haqiqiy ma'noda tafakkur qiling. Mana shu Zalzala surasini-chi mana. Hozir kim tushunsa boru, bugun borib uxlamaydi. Bugun borib uxlamaydi, ko'ziga uyqu kelmaydi hozir. İçimizde kim mana shu oyatni mesela 7 ayetten ibaret bir 4 katarlı, 5 katarlı sure. Kim şu suren düşüngen bu ise bugün var okulamaya da közüge uyku kemiyet. Keçesi falan kudu ağa nala kalıp yığılıp çıkar. Siz bile ben düşünme yapıştı. İşte. Ha indim. Da karak ekeri bir ne yapardı. Mesela kıldı ki o böyle etken egen. Etten beten zapıs kılıçtı. Dua buldu. O kattı bir değil. Tür diye. Yani, töyden keli yapıştı işte, değil. Düşünme yapıyoruz biz. Ben gapirayapman, men ham tushunmayapman. Siz eshityapsiz, ham hali tushunganingiz yo'q bu oyat. Haqiqiy tub ma'nosini oyatda haqiqiy o'sha vaziyatga tushib, o'sha muhitga tushib, o'sha qiyomat holatiga tushib, o'sha zilzilani tasavvur qilib, o'sha mahshargohni tasavvur qilib va mana shu zarraga ham savob berilishi, zarraga ham gunoh berilishini haqiqiy tushunib olsak bor, o'zgarib ketamiz, boshqa jondan bo'lib ketamiz. Ozgina ma'ruzamiz cho'zildi, duo qilamiz. O'zgarib ketamiz aziz. İttadan başka adam bu olamaz. Zerre misqolicha bo'lsa ham qiling yaxshilik qiling. Qo'lingizdan nima keladi? Voy men zakot beradigan boy emasman. Voy men qurbonlik qila olmadim. Qani pulim bo'lganda qurbonlik qilardim va qani pulim bo'lganda masjid solardim. Qani qurbonlik pulim bo'lganda bir o'nta yetimga uy qurib berardim demang. Zerre misqolicha yaxshilik qilish qo'lingizdan keladi. Bu zerre misqolicha yaxshilik qilishdan ojiz bo'lgan odam yo'q ichimizda. Şunu hem kılalım iman. Bir de insan yakala bir de külüp boyun. Bana şu hem bir savab var diye. Ve bu, bunu tezki arası zerre miskalıca bu sayem bir oğaya aziyet vermen, yomonlik kemen, günah iş kemen. Parvardigar alam hemimizin hidayeti, rüştü, tevfiqi bilen nasip eder etsin. Allah hemimizin anasını kengi zilzile bulabilen zelzele günü de. Yevme izin yasdurun nasu eştaten li yorab a'malahum deb aytilgan kunda Alloh hammamizga rahm qilsin. O'sha kunda yuzimiz yorug' kelsin. Allohning haqlarini ham bandani haqlariga ham xiyonat qilmagan holatda o'sha kunga borishimiz Xudo o'z nasib etsin. Fama ya'mal mithqala zarratin khayran yarohki amal qilaylik. Hayotingizga shior qilib oling. Mana hayotingizga shior kerakmi sizga? O'sha hali Telegramdagi bir narsalarga yozib olinglar shuni haliga. Biyo degan joyi bo'la. Yozib oling shu oyat. Mani hayotda shiorim shu. Men shu ikki oyatni soyasida yashayman, Xudo xolasa. Mani maqsadim shu, Xudo xolasa deb yozib oling. Dorozimiz hammalaringizdan ichganligi uchun rahmat. Parvardigor olam bo'layotgan to'ylarni muborak qilasin. Kelin kuyovimizga Xudo o'zi baxt bersin, saodat bersin. Endi amr ma'rufga duo qilamiz. Qorakalarimiz ozgina Qur'on o'qib berilsa, keyin usta bo'lar, taomga harakat qilib olasizlar. Shu Qur'on tuyayotganda, Qur'onga duo bo'layotganda harakat qilib olasizlar. Parvardigor olam, bu aytilgan masala, masoillarga amal qilishga baxtini hammamizga muyassar aylagin. Allohu akbar.